Şimdi ben biraz da şeye değinmek istiyorum. Modern mimarlık olarak ne var Beyoğlu'nda? Benim çok ilgimi çeken bir yapı Kaya Tecimen'in Galatasaray Hanı. Böyle biraz hemen Hacıpulu'nun bir öncesidir o. Hacıpulu'nun. O mesela çok değerli yani bizim gözümüzde. Ne kadar fark ediliyor, ne kadar böyle her şey örtülmüş bir şeylerin altında kalmış gibi duruyor. Biraz da kötü durumda bir bina. Ama aynı şeyi yine aynı mimarın Oda Kule için söyleyebiliriz bilmiyorum. Çünkü burada başka bir boyut var. Yani Oda Kule'de aslında dönemin koruma anlayışı içerisinde veya çok doğallıkla karşılanmış kendi döneminde ama bugün ne yazık ki yani Oda Kule'yi bizde hani bir Beyoğlu'na ihanet etmiş bir yapı gibi algılıyoruz. Ticaret odası tabii bundan, sanayi odası galiba değil mi? Sanayi odası bundan sorumlu tabii ki. Oraya gökdelenlikle yani aslında şeyini koyarak. Yakın dönem planlara bakarsanız, Beyoğlu planlarına, yani mesela 90'lı yıllara kadar Oda Kule tek değil. Yani aslında bütün Beyoğlu'nda evet. İstiklal Caddesi'nin bir tarafı da yıkım öngörülüyor. Yani caddeyi genişletmek için İstiklal Caddesi'nin genişletilmesi öngörülüyor. Zaten şeyin yani Turkcell'in bulunduğu bugün eski Yapı Kredi Bankası'nın genel müdürlüğü olan bina yani yıkılıyor tabii. Yıkılıp yeniden yapılıyor 70'li yıllarda. O zaman diyorlar ki siz de Oda Kule gibi yapacaksınız Yapı Kredi'ye. Yani geri çekeceksiniz. Planlara bakarsanız nokta nokta oradan binaların hepsi tıraşlanmış gibi gözüküyor ve yükseleceksiniz. Evet, bu sadece şey için değil, sıra sahipler de öyle tabii mesela. Kabus sıra sahipler de o altılı ganyan bayinin olduğu yeri düşünün, geri çekilmiştir. Yunan konsolosluğunun önünü düşünün, hep geri çekilmiştir onlar. Onlar hep mevcut imar rejiminin yani aslında gelecekle ilgili dönüştürmeyi planladığı caddelerdir. İstiklal de aslında yaklaşık bir 7 metre 5 metre genişletilmek üzere yıkım öngörülen bir caddedir. Evet 90'lara yani çok şaşırtıcı. Kadar. Bedrettin Dalan Tarlabaşı Bulvarı'nı açarken tabii orada protestolar yani ben de vardım. Hatta dozerciden dayak yiyip bayılmışım. Dozerin önüne yatmıştım. Dozerci çıkıp bana bir yumruk attı. Ben ne olduğunu anlamadım. Sonra arkadaşlarım beni ayılttılar falan. Şimdi biz oradan bir ders çıkardık. Galata'yı da yıkıyordu Dalan. Ve biz bunu engelledik. Yüz binlerce insanla. Yani tek başımıza da değil. Ama acayip bir şey oldu. Biz mimarlı odasının yaptığını yapmadık. Yani önce siyaset falan demedik. Doğrudan doğruya şöyle bir şey yaptık. Oradaki halkla gittik. Evleri temizlemeye, boyamaya başladık. Bu hareket öyle bir değişiklik yarattı ki iklimde. Hele 80 darbesi sonrası. Yüz binlerce insan oraya akın akın gelmeye başladı. Gezi olayı gibi bir şey oldu. 88 o Bülent Erkmen'in şimdi ben geçen gün ziyaret ettim. Başka bir iş için. Evet. Bülent Erkmen o şeyi asmış, o afişi. Metni Meltem Ağızka yazmıştı. Benim ofisimde o afişler dağıtılıyordu. Burada şey vardı ve inanılmaz. Bütün gazeteler bize ön sayfadan veriyordu. Mimar Odası Başkanı kıskanmıştı biz. Demiş ki ya siz hiç Dalan'a direnemezsiniz. Siz etiniz ne budunuz demiş. Siz çocuklarsınız yani biz koskoca kurumuz falan. Onlar 10 kişi yani benim de dahil olduğum 10 kişiyle protesto ederken biz 100 bin kişiyle şey yaptık ve Dalan arkasına bile bakmadan kaçtı. O ilk hezimetidir. O süre içinde işte onun danışmanları vardı. Akademinin ünlü profesörlerinden. Onlar onu şuna ikna etmişlerdi. Onlar ikinci milli kalıntısı hocalar. Bu yapıların hiçbir mimari değeri yoktur. Eklektik yapılardır bunlar ve bunlar bizim ecdadımızın eseri değildir. Dalan'ın aynı bu cümlelerini okuyabilirsiniz eğer internette tarama yaparsanız. Dalan o şekilde Galata'yı yıkmaya geldi. Büyük Endek Caddesi ile Küçük Endek Caddesi'ni birleştirip turist otobüsleri için otopark yapacaktı. Kule de böyle bir kenara yanaşmış ortalıkta kalıverecekti. Hayat gerçekten çok tuhaf. Çok komikti yani Dalan bunu yapacaktı. Bizim sayemizde yapamadık. İnanılır gibi değil yani. Ve bunu öğretmişler Dalan'a. Dalan ikide bir gazetelerde bizim şeylerimiz çıkınca Milliyet'te falan ön sayfadan şey diyordu ki Dalan bunların değeri yokmuş bana hocalar söyledi diyordu. Fakat inanır mısınız onlar tamam Levanten evleri falan ama oturanlar yoksul insanlardı. Dalan'ın fark etmediği şey buydu. Zannediyor ki ya o elitist şeyle
seçkinci yaklaşımla bunun aslında bizim milli kimliğimizle alakası yok, bunlar yıkılabilir. Oysa ki orada yerleşmiş göç sonrası oldukça yoksul, böyle Siirtli, işte şeyli, Erzincanlı, Karadenizli falan şehrin çalışan nüfusu vardı. Bunu fark etmedi. Biz bunlarla birlikte çalışmaya başlayınca o şey bir anda yıkılıverdi. Siyasi konsolidasyon. Halbuki biz deseydik ki bunlar sen bilmiyorsun falan deseydik, belki o zaman biz de aynı pozisyona düşecektik ve bizi ham yapacaktı Dalan. Ama bizi ham yapamadı. Çünkü biz orada birdenbire halkla bütünleşip acayip bir direniş sergiledik. Ve o 3 gün 3 gece süren direnişin sonunda Dalan kaçtı. Bir daha da ağzından Galata'yı yıkacağım diye bir laf çıkmadı.